La vie brève, un peu de rêve. Hayat kısa, biraz ümit, biraz aşk ve sonra elveda. Kısadır yani. Hatta biz de konuşmuştuk. Bir mesela şuradaki bir karga ya da şuradaki bir papağan olsa. Tabii sudan buluyordu diyoruz. Evet yani. O şey var. Odur. Bizim bir arkadaş var, Yüksel Çelik. Hüsrev Paşa'yı çalıştı. Karga gördün mü soruyorum. Hüsrev Paşa'dan bilgi ver diye diyordu. Hüsrev Paşa'nın kim olduğunu yani da söyle. Çünkü karga, Hüsrev Paşa 2. Mahmut döneminin en önemli simalarından. Çok ilginç bir adam. Yani zorla sadrazam olmuştur. Yani ver mührü diyecek sadrazam, mührü alıyor sadrazam oluyor. Ancak bu enteresan bir şey. Fes'ten tutun mızıka yumağına kadar, yani bandoya kadar, bandoya kadar her şeyin altında o vardır. Yüksel çok güzel bir kitap hazırladı. Tarih konumundan çıkacak inşallah. Yani o şimdi 100 küsür sene yaşıyor. Tamam, düşünün. Şimdi tanıtırız. Tamam. Yok yani 100 küsür sene yaşıyor karga şimdi düşünün. Ya, adam 3-4 tane padişah, ardından da bir sürü devlet başkanı, cumhurbaşkanı görmüş. Bir yani sürü karga. Yani bu arada bir sürü ne için kullandı? Bir sürü bir devlet çok. Başkanı. Bozdunuz. Yani bir yani düşünsene Sultan Abdülhamit'ten başlıyor. Abdülhamit, Vahdettin, Sultan Reşat, Vahdettin, Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar, herkesi görmüş. Efendim bu arada Sayın Süreyya Matar, teşekkürler efendim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun diyorlar, herhalde senin gizli gizli yediğini gördüler. Ay sana diyor. Efendim Ayşe Sultan meselesi bu. Şimdi Sultanahmet meselesi okuyacağım. Ama Sultanahmet'e karşı bir şey ben duymadım. Hayır bak. Belki benim çevremde yok. Hayır o çevre. Çünkü şimdi erkekler sevmez hanımlar sever. Hayır, ders kitapları. Hı? En basit o. Lise yıllarında okuduğun ders kitaplarında Abdülhamit figürü olumlu muydu? Olumsuzdu. Hatırlamıyorum. Olumsuzdu. İşte ben annemden biliyorum. Çok olumsuzmuş. Çok olumsuzdu. Hı. Yani bu ne zaman değişti biliyor musun? Bu 1980'lerden sonra Türkiye'de bu biraz daha dindarlığın artması vesaire, o tür akımların çıkması. Abdülhamit'in panislamist bir halife olarak ön plana çıkınca millet Abdülhamitçi oldu. Yani Türkiye'deki çizgi bu. Çok yanlıştır. Yani çünkü burada Sultanahmet tam bir tanzimat hükümdarıdır. Her şeyle tanzimat hükümdarıdır. Eğitim reformuyla, her şeyle. Adamın padişahın bütün derdi devleti kurtarmak. Padişahın bütün derdi devleti kurtarmak, başka bir şey değil o dönemde. Yani çünkü devlet çatırdamış. İslamcılığı da kullanıyor, Türkçülüğü de kullanıyor. İşte ben yalnız bazı şeyleri tartışılması gerektiğini söylüyorum. Mesela Tunus'un elden çıkması, Mithat Paşa'ya karşılık mı verildi, verilmedi mi, o ayrı bir hayır, bu kadar olumsuz bir figürken bu sefer de tartışılmayacak put haline getirdi. Evet. Yani bu evet. Bizim ülkede böyle biliyorsunuz. Ya yani ifrat ya tefrittir. Yani o şekilde gidiyor. Şimdi efendim ilk ekrandan rica edelim şu ekranın yarısına Ayşe Sultan'ın fotoğrafını tekrar koysunlar. Efendim mektubun tarihi 17 Temmuz 1951. Ayşe Sultan amcasının kızı olan Sabiha Sultan'a, yani Sultan Vahdettin'in kızına yazıyor mektubu. Değil mi? Amcazade oğlu. Ve Abdülmecit'in evet. Geline. Halifenin de gelinine Sabiha Sultan. Fakat öz amcazadesine yazıyor. Amcasının kızına yazıyor. İki gözüm sevgili hemşirem. Eğer bir mecburiyet altında olmasaydım yazmaz ve rica ile rahatsız etmezdim. İşler acısı oğlum Hamit bir aydır büyük krizler geçirerek hayatıyla mücadele etmektedir. Ne yapacağımı bilmeyerek şaşkın, meyus, bitkin gözyaşlarımla kaldım. Doktorlar derhal hastahaneye girip tedavi edilmesi lüzumu kat'isini söylüyorlar. Aksi halde maazallah hayatı tehlikededir. Oğullarım ancak benim ekmeğimi temin ediyorlar. Geçen sene büyük hastalık ve ameliyat geçirdim. Oğlum elindekini bana sarf etti. Ayrıca muavinet edecek bir halde değildir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana 100 lira göndermek mümkün müdür kardeşim? Eğer bana bu iyiliği edersen oğlumun hayatını kurtaracaksın. Senin nasıl şefkatli bir anne olduğunu biliyorum. Benim bu felaketimde yardım etmeni rica ederim. Mektubumu yazarken gözyaşlarım akıyor. Allah sana evlatlarını bağışlasın. Cevabını seriyan bekleyerek yardımını tekrar rica eder, muhabbetle gözlerinden öperim sevgili kardeşim Ayşe. Bir altta not var. Hemşireciğim, halimi iyi anlamanız için ilave ediyorum. Hastahanede günde 2400'den aşağı yoktur. Radyo yani röntgen ve ilaç paraları, doktor ücretleri de ayrıca verilecektir. Artık vaziyetimi anlarsın kardeşim. Şimdi şu ifade, benim bu felaketimde yardım etmeni rica ederim.
Mektubumu yazarken gözyaşlarım akıyor. Allah sana evlatlarını bağışlasın. Bu ifadeler Sultan Hamid'in kızına ait. En çok tanınmış kızına aittir. Tarihi 17 Temmuz 1951. Nerede o zaman? Paris'teler. Paris. Türkiye girişleri yasak. 52'de geldiler. Efendim, daha sonraki bir mektubu. Sevgili hemşireciyim. Gene Sabiha Sultan'a, amcası Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'a. Sevgili Necla'nın göndermiş olduğu meblağ elime geçti. Necla, 3 sene önce vefat eden Sabiha Sultan'ın kızı Necla Osmanoğlu, Necla Sultan. Ne kadar memnun olduğumu sana ve sevgili evladına nasıl dua ettiğimi ancak Allah bilir kardeşciğim. Bu da demek istediği şu, Sabiha Sultan'ın parası yok. Kızları prenslerle evli kızına yollatmış. Böyle sıkıntılı günümde bana yetiştiniz. Rabbim sizlere hiçbir sıkıntı vermesin. Evlatlarının saadetini daim etsin. Elimden gelen dua ve teşekkürdür kardeşim. Doktorların avretinden sonra operasyon yapılacak. Kalben çok üzüntü içindeyim. Allah'ın bana kuvvet ve cesaret vermesine dua ediniz kardeşciğim. Bütün kalbimle yanaklarından gözlerinden öper cümlenizi Rabbime emanet ederim. Ayşe. Şimdi bu tam bir Türk annesinin mektubudur. Çocuk ne oluyor? Anneleri. Abdülhamit Rauf Bey sonra vefat etti. Doğuştan hastaymış. Hmm. Türkiye'de hiç kimse kalmadı. Davlocizi'de vefat etti. Anne ölmüş, dadı ölmüş, herkes gitti. Peki bu arada bir şey sormak istiyorum. Bu 52'de hanedanın kadın mensupları geldikten sonra Başbakan Adnan Menderes'in Yok öyle bir şey. Örtülü ödenekten onlara bir maaş bağladı. Hayır, örtülü ödenek hanedandan bir kişiye bağlanmıştır. Bu da hanedan değil aslında. Müşfika kadın efendiye. Sultan Hamid'in hanımına, yani Ayşe Sultan'ın annesine. Menderes mi? Celal Bayar. Celal Bayar. Celal Bayar. Şimdi o iş dönmüş dolaşmış. Şimdi yasada mahkemelerinde, zabıtlarında örtülü ödenek yayınlandı. O iş dönmüş dolaşmış. Güya bir ara Serencebey'deki konakta evde. Konak da değil, ev. Evde efendim kapı çalınmış da bir adam gelmiş, ben Türkiye'nin başvekiliyim, siz efendimizin hanımısınız, size karşı mahcubuz. İşte şu zaafı buyurun, size ayrıca polis her hafta maaş getirecek demiş. Bunlar şehir efsanesi palavra. Hadise şudur. Şeyin oturduğu kadın efendinin Müşfika Kayısoy, soyadında Kayısoy olmuştu sonra. Kayılardan. Sultan Hamid'in en son vefat eden hanımıdır. Ben onu gördüm. Anneannemle götürmüşlerdi bir gün. Çok yaşlı bir hanımdı. Hatta onunla bir röportaj vardı bir dergide. Tek röportajıdır. Sıkılmıyor musunuz, ne yapıyorsunuz diyor gazeteci. Namaz kılıyorum oğlum diyor. Ve kızının vefatını görmüş, o çok acı. Ayşe Sultan'dan sonra bir sene sonra ölmüştü. Yani evlat acısı. Evet. Ve inat etmiş, çıkmamış Türkiye'den. Kocam olsa gitmezdi, ben de gitmiyorum demiş. Kızını görmemiş. İstese kızının yanına giderdi. Ayşe Sultan'a. Şimdi orada Kabasakal Mehmet Paşa, konağının müştemilatı oturdukları ev. O hazineye ait. Yani maliyeye ait, hazineye ait bina. Orada hayatının sonuna kadar oturmasına izin verilmiştir. Ayşe Sultan da sürgünden gelince oraya yerleşmiş zaten. 52'den sonra. Ve örtülü ödenekten her ay 250 lira para gitmiş. Tek giden Sultan Hamid'in hanımıdır. O da yani beş parasız kalmasın. Abdülhamit'in karısı yani, biraz ayıp olurdu yani, bir de o var. O da Celal Bayar tarafından bağlanmıştır. Şöyle bir şey anlatılır da ben okumuştum onu. Şimdi rahmetli Adnan Menderes'in uçağı düşüyor ya İngiltere'de. Biliyorum ki. Uçak düşerken ne düşündün diye sormuşlar. O zaman şunu demiş diye anlatılıyor. Yani ben eğer ben ölürsem o yardım ettiğim hanedan mensuplarına kim para verecek? Yani bu belki de şahsi bir para olabilir mi peki öyle bir şey? O da mı şehir efsanesi? Erhan, öyle şeyler uyduruyorlar ki. Yani neler uyduruluyor? Yok öyle bir şey. Çünkü aileyi ben yakından tanıdım. Evet. Böyle bir şey yoktu. Tek ödeme, resmi ödeme.